Merhabalar, bugünkü aracımız 1996 model Mercedes S500 W140 kasa. Aracımıza özel bir çerçeve yardımıyla 13 yazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili arkadaşım şöyle çerçevenin detaylarını göstersin. Aracın hatlarına birebir uyumlu ve 13 yazımı da fit olarak kaplar nitelikte. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu aracın orijinal CD radyo, yani kaset radyo daha doğrusu. Onu yuvadan çıkardık. İlgili kısma bir ceplik alanı koyduk. Böylelikle de USB portlarını buraya oluşturduk. Kullanıcı bu şekilde hem CarPlay'de hem Android Auto'yu kullanırken telefonu ilgili kısma koyacak. Ve kablosuz da zaten Android Auto ve CarPlay'de çalışmış oluyor. Kablo konnektörlerini yukarı taşıdık. Sonra far duyarlılığına göre sistemi çalıştırdık. Ekran ışıkları parlaması sistemin far duyarlılığına göre çalışıyor. Kullanıcı geri görüş kamerası istemedi. Dileyen kullanıcılar da geri görüş kamerası da entegre edilebilir nitelikte. Tekrar etmek gerekirse aracımız 1996 model S500 W140 kasaların şu ilgili kısımdaki ceplik kısmına özel bir çerçevemiz var. Bu çerçevenin iki parçadan oluşuyor. İlk parça bu ceplik kısmı oturuyor. İkinci parça da 13 cihazımızı fit olarak tutuyor ve mukavemeti yüksek bir şekilde fabrikasyon bir görünme kazandırmış oluyor. Cihazımız araca neler kazandırdı? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz çalıştırıyor. Şu anda Android Auto arayüzündeyiz. Android Auto'nun yeni sürümünde. Şöyle bir müzik çalalım. Bu şekilde çalışmış oluyor Android Auto. Araçtaki müzik kalitesi de gayet başarılı. Cihazımızın ses işleme yeteneğiyle de müzik kalitesi de artmış oldu. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunan cihazımız her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da kablosuz yapıyor ilgili uygulama üzerinden. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon havzaları var. Bastation'ı dinliyoruz. Kaydettik. Bastation olarak gözüküyor. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerinden çalışan, ikinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırıldığı zaman Google Maps ya da Play Store'dan kurulacak Yandex gibi uygulamaları çalıştırabilir. Üçüncü tür olarak da Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını kullanmış olacak kullanıcı. USB'ler üzerinden videolar ve müzikler açabiliyoruz. 2 adet USB portumuz var. İlgili kısma çektik. İlgili ikona dokunduğumuz zaman flash bellek içindeki müziklere ya da ilgili ikon vasıtasıyla da varsa flash belleklerdeki videolar sorunsuz bir şekilde çalışmış olacak. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 24600 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz. 1280x720'de IPS ekran kullanıyor. 1280x720'de çözünürlükte bir ekrana sahip. Telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. Bluetooth 5.0 kullanıyor. Harici mikrofon kazanç ayarlarıyla da telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye ulaştırmış olacak. Cihazımız Android işletim sistemli olduğu için internet paylaştırıldığı zaman Play Store'dan kurulmuş YouTube ya da birçok uygulamayı sayfalara sıralayacak. Dilediği zaman da kullanıcı kullanmış olacak. Müzik işleme yeteneği DSP altyapısında ilgili ikona dokunduğumuz zaman tüm konfigürasyon ayarlarını, ses ayarlarını yapabiliyoruz ilgili kısımlardan. Tüm detayına kadar amfi çıkışları da var. Dileyen kullanıcılar için farklı seçeneklerde müzik altyapısı oluşturulacaksa da amfide kullanmış oluyor. Cihazımız bunca işlemi yaparken hangi donanımda çalışıyor? Ondan bahsedelim. Format aynı, yapı aynı olmak kaydıyla birçok seçenek kullanabiliyoruz. Bu araçta TS10 platformu, 8 çekirdekli Cortex A55 ve A75 işlemcilerden oluşan bir prosesör altyapısı var. 8 GB RAM, 128 GB de dahil hafızası var. Biraz önce bahsettiğim gibi 1280x720'de IPS ekrana sahip. Yine aynı tarzda olmak kaydıyla fiyat performans olarak daha altta kalan ürünlerimiz de var. Fiyat performans olarak RAM ve işlemcilerine göre fiyatları değişiyor. 2 GB RAM, 4 GB RAM ve 8 GB RAM'li olarak farklı seçenekleri de sunmuş oluyoruz. Aracımız 1996 model W140 kasa Mercedes S500 13 cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.